Şimdi elinize böyle bir şey geldi. Ne yapacaksınız? Ne yapmalısınız? Yapabileceğiniz 2-3 şey var. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle bir plan yapmalısınız. Yani bu geliştirme sürecine böyle patladanak girilmiyor. Yani hop diye Allah ne verdiyse falan ya Allah diye girilmiyor. Mutlaka ve mutlaka bir plan yapmanız lazım. Burada yapılabilecek çeşitli yaklaşım biçimleri var. Kullanabileceğiniz paradigmalar var. Yani gerçi elimizdeki program çok karmaşık olmadığı için çok büyük sorunlar yaşayacağınız bir durum yok ama yine de bir paradigmayı mesela MVC gibi ya da başka türdeki işte faktörü gibi çeşitli paradigmaları kullanarak bazı hata tiplerini, hata sınıflarını diyelim elimine etme şansınız var. Ama dediğim gibi yani çok uygulamamız çok karmaşık olmadığı için gereğinden ağır, gereğinden büyük ya da çok seviyede detay içeren bir paradigmayı seçmek de çok doğru olmayacaktır. Bu gibi durumlarda en kestirme yol yani en böyle hem grafik arayüze iyi uyan hem de geliştirme sırasında aklımızı böyle kolay kolay yapabileceğimiz diyelim. Kolay aklımıza gelen şey çerçevelere bakmaktır. Çerçeveler şeklinde gruplamaktır. Şimdi uygulamamıza bakıyoruz. Kaç tane çerçeve var? Sizce kaç tane çerçeve var? İstiyorsanız bunu yorumlarda filan yazabilirsiniz. Ama yani ben hani söyleyeyim. Cevabını şimdiden söyleyeyim. Uygulamaya baktığımızda şu bütün gördüğümüz dikdörtgeni bir çerçeve olarak alalım. Onun iki alt çerçevesi var. Başlık ve onun altındaki bölüm. Görüntüleme ve liste ve diğer butonları oluşturan bölüm. Bu alt bölüm yine iki çerçeveye ayrılıyor. Bir görüntüleyici olan yer, bir de liste ve düğmelerin bulunduğu kısım. Liste ile düğmelerin bulunduğu kısım yine iki alt bölüme ayrılıyor. Liste yani dosya yolunun olduğu liste ve onunla etkileşime girmemizi sağlayan düğmelerin olduğu yer girdi ve onunla etkileşime girmemizi sağlayan düğmelerin olduğu yer. Şimdi bunların hepsini ayrı birer nesne olarak tasarlayıp bunları miras yoluyla, kalıtım yoluyla pardon, kalıtım yoluyla birbirlerine bağlayabilirsiniz. Yani bu kolay yapılabilecek bir şey. Ben şimdi bunu bu şekilde yazmaya çalışacağım programı. Buradaki önemli olan kriter nelerin birbiriyle ilişkiye geçtiğinin açıkça belirlenmesi. Yani hangisi ebeveyn, hangisi çocuk, hangisi hangisinin altında. Yani hiyerarşinin ne olduğu konusu burada biraz önem kazanıyor. İlk dediğim gibi gördüğüm kadarıyla ilk böyle gözüme gelen şey iki tane ana çerçeve olduğu bir tanesi başlık. Yani bir tane ana çerçeve var. Onun içinde görüntüleme ve listelerin olduğu iki ana sütun var. Sonra o sütunlar alt bölümlere ayrılıyor. Dediğim gibi aslında yani çok karmaşık bir uygulama olmadığı için tek bir pencere halinde de kodlanabilir ama ben hani sanki daha karmaşıkmış gibi birazcık daha karmaşıkmış gibi birkaç pencere ve çerçeve halinde kodlamaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce unsurları, kısımları önceden yazalım. Yani önceden yazalım. Ana pencere. Daha içini doldurmaya gerek yok. Hemen içini doldurmaya gerek yok. Ama ne alacağını biliyoruz mesela. Self
Master. Daha hemen için doldurmaya gerek yok. Daha sonrasında yani ana pencerenin unsurları olarak liste bölümü. Hop. Bu liste bölümünü, bu liste ile ilgili üstünü temsili için koyuyorum. Şu liste ve düğmelerin olduğu yer için koyduk. Ve girdi bölümü. Daha gördüğünüz gibi içlerini doldurmadan, nerede neyin olduğunu daha tam belirlemeden olması gereken bölümleri şimdiden yazıyorum. Bu bana global bir vizyon sunuyor. Yani uygulamanın nasıl olacağına dair bir vizyon sunuyor. Yani böyle baktığımda uygulamamda 3 tane ana bölüm olduğunu, yani 3 tane etkileşime geçilen ana alan olduğunu görebiliyorum. Bu aşağı yukarı arayüze baktığımda da kabaca gördüğüm şey. Yani görüntülemeyle etkileşime geçildiğini şimdilik düşünmeyelim. Görüntülemeyle etkileşime geçildiğini şimdilik düşünmeyelim. Çünkü aslında kullanıcı doğrudan da etkileşime geçmiyor. Yani kullanıcının yaptığı şey düğmelere basmak ve belki listede bir şeyler seçmek. Dolayısıyla hani etkileşime nerelerde etkileşime geçiliyor dersek aslında yani bu liste bölümünde ve girdi bölümünde etkileşime geçtiğini en azından savunabiliriz. Daha alt, daha detaylı bir bölümlendirme yapılabilir miydi? Kuşkusuz yapılabilirdi. Ama hani çok da böyle çok daha da detay, daha da detay, daha da detay demeye bence çok da gerek yok. Şimdi hemen paketlerimizi de alalım. Import Ticketing STK. Bunları da aldık. Bir şey veri oluşturalım. Pseudo veri oluşturalım. Yani öylesine bir şey koyalım. Birkaç tane metinimiz olsun elimizde test yapabileceğimiz. Metin 1 txt diyelim. Metin 1'in içinde her şey olabilir. Metin 1'in içine ne koyalım? İşte örneğin işte bir random bir şiir koyalım mesela. Bir tane metin 2'miz olsun. Ona da bir şey koyalım. Bunları sizin yapmanız gerekmiyor. Yani bunları sadece elimizde arayüzü test edebileceğimiz veri olsun diye ekliyorum. Edip Cansever'in Ben Ruhi Bey Nasılım adlı şiirinden. Çok da önemli değil ne oldu. Niye bunları koydum? Çünkü buraya listeye, dosyaya yolu koymamız gerekiyor. Oraya bir metin dosyası gerekiyor. Yani en azından iki tane olması lazım ki birden fazla dosya ekleyip ekleyemiyor muyuz? Onu görelim diye. Evet, şimdi liste bölümünü yazdık. Ana pencereyi yazdık. Her şey iyi güzel. Ancak biz biliyoruz ki Bitkinter programı yalnızca bunlardan oluşmuyor. Aynı zamanda ana loop, ana döngü dediğimiz şu anda yazmakta olduğum bölümden de bölüme de sahip olmamız gerekiyor.
kaynak diyelim. TK. App ana pencere kaynak ve hop kaynak main loop diyeceğiz ve o kendi sürecini devam ettirecek. Şimdi çok kabaca arayüzümüz böyle gözükecek. Yani programımız bu şekilde gözükecek. Bu haliyle programımız gözükecek. Şimdi bunların birbiriyle ilişkilenmesi gerekiyor. Bunların birbiriyle ilişkilenmesi gerekiyor. Yani girdi bölümü iyi güzel. Ama girdi bölümünün liste bölümüyle olan ve ana pencereyle olan ilişkisinin gösterilmesi lazım. Bunu kalıtım yoluyla yapacağız. Hop, önce girdi bölümüyle liste bölümünün birbiriyle ilişkisi olmadığı için hangisini öne aldığımızın aslında çok da bir önemi yok. Girdi bölümü diyelim. Liste. Yani burada metodlar, yöntemler ve objeler birikecekler. Yani girdi bölümünde bir şeyler tanımlayacağız. O aynı zamanda liste bölümünde tanımlanmış olacak. Liste bölümünde tanımlananlar aynı zamanda ana pencere bölümünde de tanımlanmış olacak. Böylelikle aşağıdan yukarıya bir geliştirme süreci yaşamış olacağız. Yani uygulamamız aşağıdan yukarıya gelişecek. Bu nesne tabanlı programlamada genellikle tercih edilen bir üsluptur. Yani yukarıdan aşağı da geliştirme yapabilirsiniz. Aşağıdan yukarıya da geliştirme yapabilirsiniz. Ben düşünmesi birazcık daha kolay olduğu için aşağıdan yukarıyı şimdi tercih ediyorum. Yani çünkü kalıtım dediğimiz yöntem aslında bir biriktirme yöntemi. Yani ben bir nesne tanımlıyorum. Daha sonrasında da bu nesneleri, özelliklerini ve onun işte nasıl diyelim, onun kapasitelerini biriktiriyorum. Yani yaptığım şey birazcık bu. Bu biriktirme sürecini bence iyi ifade eden şey böyle bir kar topu modeli. Kar topu modeli de işte benim bu aşağıdan yukarıya geliştirme dediğim biraz şey. Dolayısıyla bundan dolayı şeyi tercih ediyorum yani. Bu şu anda gördüğümüz paradigmayı tercih ediyorum. Bakalım bir şeyler denmiş mi? Hop. Chat'te sorular var mı? Ona bakıyorum. Ve şimdilik chat'te bir soru görmüyorum. Tamam. O zaman devam edelim. Hop. Şimdilik devam edelim. Girdi bölümümüzü yazdık. Girdi bölümümüzde neler var? Hemen ona bir şeyler koymaya başlayalım. Ya da liste bölümünden başlayalım. Liste bölümünü temsil etmek biraz daha kolay. Liste bölümünün öncelikle bir çerçevesi var. Liste çerçeve. Master.
liste bölümümüzün çerçevesi. Bu çerçevenin daha önce ilk şeyde bahsettiğim, ilk derste bahsettiğim geometri düzenleyicisi pack. Bu listenin içinde aynı zamanda, yani liste bölümünün içinde bir liste var. Mesela liste diyelim. O liste TK'da list box dediğimiz şey. TK list box. Liste çerçeve. Onun da geometri düzenleyicisi pack. Şimdi hangi kısma gelecek? Liste düzenleyicisi pp'ye gelecek. Site tk top fill. Ne kadar doldursun? Her iki düzen, her iki eksende de doldursun. Arayüzü genişletince genişletsin, genişlesin mi? Arayüzü genişletince de genişletsin, genişlesin. Bu gördüğümüz parametrelerin ne işe yaradığını yine bir önceki derste belirtmiştim. Evet. Şimdi liste bölümünün de tabii bu parametrelere ihtiyacı var. Expand 1 side top. Evet. Şimdi liste bölümümüz tamam. Yani listemiz tamam. 3 tane düğme de buraya koymamız gerekiyor. Onları da koyalım. Mesela liste bir tane ekle. Ekle düğmesi demiştik. Hop. Bir tane ekleme düğmesi demiştik. Bunun bağlı olduğu çerçevenin de liste çerçevesi olduğunu, onu kapsayanın ne olduğunu da verdik. Master'ının ne olduğunu verdik yani. Geometri düzenleyicisini de hop yazalım. Side bu da top. TK top. Expand 1 kaplayacağı alan, yani doldurması gereken alan daha çok x, yani yatay eksende. Şimdi birkaç tane daha düğme koyalım. Ekleme yerine örneğin çıkarma demiştik. Hop, çıkarma dedik. Bunu sola alalım çünkü yan yana göstermişiz. Bunu da onun soluna alalım. Daha sonrasında da yükleme ya da gösterme butonu demiştik. Onu da koyalım. Gösterme butonu. Hop. Bu
Bunu yine top olarak alırsak yukarıda görmek istediğimiz görüntüyü elde edebiliriz. Yani liste yukarı, birinci düğme sola, ikinci düğme yine sola, yani onun yanına gelecek şekilde. Üçüncü düğme de onun altına, onların altına gelecek şekilde koymuş, eklemiş olduk. Dolayısıyla liste bölümümüzün unsurları tamamlandı. Şimdi girdi bölümümüze bakalım. Girdi bölümümüze bakalım. Girdi bölümümüz yine tabii ki bir çerçeve gerektiriyor. Girdi çerçeve. Girdi çerçeve. TK frame master self girdi çerçeve yine back side olarak TK top diyelim. Fill TK both expand 1 diyelim. Liste bölümünü öne alalım çünkü yukarıda kalıyor. Yukarıda kaldığı için kompozanları, yani unsurların düzenini belirlemekte, onları yerleştirmekte daha rahat ederiz. Yukarıda kalanı yukarıya almış olalım da geliştirme sıramızda ve kalıtım sıramızda. Yani kalıtım sıramızla bölümleri, uygulamanın bölümlerini yerleştirme, geometri düzenleyicisinin uygulamanın bölümlerini yerleştirme sırası örtüşsün. Evet. Hop. Liste bölümü bu. Girdi bölümünün çerçevesini koyduk. Şimdi girdi yerini koyalım. Yani girdi. Bu TK'da entry denilen yere unsura tekabül ediyor. Back side dedik. TK top fill TK x expand tabii ki. Sonra iki tane düğme demişiz. Hop. Ekleme çıkarma düğmeleri bunlar. Zaten yazmış olduğumuz hali hazırdaki düğmeleri koyup listeyi girdiye dönüştürelim. Gördüğünüz gibi girdi çerçeve, ekleme ve çıkarma düğmelerinde koymuş olduk. Şimdilik bunlara bir yöntem eklemiyoruz. Yani şimdilik buraya bu diyelim, bunların hiçbir şeyi yok. Yani hiçbir olayı yok. Hiçbir şey yapmıyorlar yani şu anda. Sorun yok. Yani bunda bir problem yok. Bunda bir sorun yok. Hop. Şimdi evet. Liste bölümü. Bunları birbirinden ayrı bile düşünebiliriz aslında. Bunları birbirinden ayrı bile düşünebiliriz. Tamamen ayırsam mı diye şimdi bir tereddüt ettim. Yani master'la bile birbirine bağlamasam da, yani liste bölümü, girdi bölümü olarak birbirlerine bağlamasam da tamamen ayırsam mı diye düşündüm.
Hadi öyle yapalım. Şimdilik bu seferlik öyle olsun. Bakalım ne olacak. Şimdi ana penceremizin de olayını yapalım. Ana penceremizi de düzenleyelim. Ana çerçeve tıpkı diğerleri gibi bir çerçeve. Çok bir değişik bir tarafı yok. Daha sonrasında yine geometri düzenleyicisini koyalım. Hop. Back dedik. Neydi çerçevemizin unsurları? Başlık, görüntüleme bölümü ve listelerin olduğu bölüm. Başlığın olduğu kısım kolay. O bir en nihayetinde bir etiket. Onu koyalım. Başlık. TK. O bir etiket. Dolayısıyla etiket olarak onu koyabiliriz. Tikintir uygulama S. Çok yaratıcı olmayan bir başlık ama yapacak bir şey yok. Zaten bir hayli basit bir uygulama yapmak niyetindeyiz. Başlık pack dedik. Şimdi bu başlığımızın dikey eksende genişlemesi gerekmiyor. Bu yüzden fill'i x olarak vereceğiz. Genişlemesini yine garanti altına alalım expand ile. Başlığı koyduğumuza göre alt bölgeleri yani görüntüleme ve liste bölümlerini de koyalım. Bundan da kurtulalım. Şimdi görüntüleme bölümü metin görüntüleme diyelim. Metin görüntüleme bölümü bir tane daha paketi almamızı gerekli kılıyor. From Tkinter scrolled text import scrolled text. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Bunun normal metinden farkı ne? Bunun normal metinden farkı arkadaşlar kenarlara uygulamaların kenarlarında çıkan ve sayfa taştığında görüntülenen şey taştığında aşağıya ya da yukarıya gitmemizi sağlayan oklar var ya. Onu yapmak aslında o kadar böyle çok kolay kendiliğinden olan bir şey değil. Tkinter bize onun yapılmış halini sunuyor. Bu yüzden onu direkt kullanmaya başlamak için Tkinter'da onu kütüphanede onu aldık. Yani import ettik. Ekledik yani şeyimizi, uygulamamıza. Metin görüntüleme back side. Buna top da diyebiliriz ama left desek daha iyi. Çünkü zaten bir kolonu tamamen kaplıyor. Tekrar bu expand
1 diyelim. Metin görüntüleme kısmı tamam. Araçlar bölümü, yani şu listenin ve girdinin olduğu çerçeveyi de koyalım. Ona kabaca araçlar diyorum. Araçlar çerçeve. Frame. Ana çerçevenin bir unsuru olarak geliyor. Geometri yöneticisi tabii back. Ait olduğu yer ait olduğu yer sol, yani önceden sola konulan uygulamanın solu, yani uygulamamızda otomatik olarak önceden sola konulmuşun sağına gelecek. Ve daha çok vertikal olarak, yani dikey bir biçimde genişlemesi lazım. Hop, expand 1. Şimdi bu araçlar çerçeve girdi bölümünü ve liste bölümünü çermek durumunda. Dolayısıyla self liste bölüm diyelim. Liste bölümü self araçlar çerçeve. Girdi bölümünü de almak durumunda. Self girdi bölüm. Girdi bölümü yine araçlar çerçeve. Böylelikle ana unsurlarımızın tamamı hallolmuş oldu. Evet, girdi bölümündeki girdi listelerinin olması gereken yeri eklemeyi unuttuk. Onu da şimdi ekleyeyim. Girdi listesi kısmına. Girdi listesi tk list box girdi çerçeve girdi listesi back tk top fill tk both expand de tamam. Böylelikle 3 aşağı 5 yukarı ana elemanları, penceremizin ana elemanları yerleştirilmiş oldu. Şimdi bakalım çalıştırabilecek miyiz? Çalıştırabilecek miyiz bakalım. Arayüzü deneyelim. Eğer hatalar çıkarsa onları düzeltip bir daha bakacağız. Ne diyor? Evet, enter, pack configure. Girdi listesi, tk top. Ha, side elemanını yazmamışız. 51. satırda. Mühim değil. Hemen bakalım. Burada side'ı unutmuşum. Bir daha deneyelim. Ve gördüğünüz gibi istediğimiz arayüz çok böyle iskeleti çıktı en azından. İskeleti burada çıktı. Bu düğmelere isimler verelim. Bu düğmelere isimler verelim. Hop. Düğmelere isimler verelim. Daha birazcık daha güzel gözüksün. En azından neyin ne olduğu anlaşılsın. Hop. Girdi. Ekle. Hop. Girdi. Çıkar.
Girdi ekle, girdi çıkar dedik. Liste bölümümüzdeki düğmelere de bir şeyler ekleyelim. Dosya ekle örneğin. Dosya ekle. Dosya çıkar. Dosya ekle, dosya çıkar. Dosya göster. Şimdi benim genellikle tercih ettiğim yöntem, yani uyguladığım bir yöntem var. O da şu: eğer metin eklerken çok sık kendisini tekrar eden bir ön takı varsa, örneğin burada dosya, bunu genellikle başlığa taşıyorum. Yani örneğin burada çerçeveye bir liste etiket koyuyorum. Etiket koyuyorum. Liste, çerçeve. Oraya bu ön takıyı koyuyorum. Aşağıdaki düğmelerde örneğin bu ön takıyı çıkartıyorum. Böylelikle yerden kazanmış oluyorum. Temelde bana sunduğu avantaj bu. Side, TK, top, fill, TK, X, expand, 1. Bu çok, yani benim sık kullandığım bir teknik. Yani unsurları organize ederken kullandığım ve onları adlandırırken kullandığım bir teknik. Zaten hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı oldukları için genellikle anlaşılıyor ne demek istediğim. Yani dosya listesinin altında ekle, çıkar ve göster yazıyorsa insanlar tahminen anlayacaklardır. Eklenen şeyin dosya ya da çıkarılan şeyin dosya olup olmadığını diye tahmin ediyorum. Ve bu düzenlemeyi yapıyorum. Şimdi bir daha deneyelim bakalım. Çok daha güzel, değil mi? Yani gördüğünüz gibi uygulamamızın bel kemiği oturdu. Yani elimizde uygulamamızın bel kemiği çıktı. Bu yayında bu düğmelere bir şeyler ekleme işini yapmayacağım. Yani bu düğmelerin bir işlevi şimdilik yok. Bu işleve nasıl sahip olabileceklerini bir sonraki yayında göreceğiz. Yani şu anda örneğin ekle dediğimizde bir şey olmuyor. Çıkar dediğimizde bir şey olmuyor. Göster dediğimizde filan bir şey olmuyor. Bunları yapınca bir şey olmasını bir sonraki yayında yapacağım. Bir sonraki yayında hemen hemen olmasa da, bu bütün işlevleri olmasa da, bu en azından gördüğümüz butonların bir işleve kavuşmasını sağlayacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Saygılarımla.